kocam sana gerektiği gibi teşekkür etmiş. Para vermiş sana. Bozdur, bozdur, harcarsın artık. Efendim İffet. Seninle konuşmamız lazım Cemil. Tamam. Her zaman buluştuğumuz yere gel. Nil'le görüşmüyordun öyle mi? Aşağılık herif. Ona bitti dedim. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Cemil. Ben sana yalan falan söylemiyorum İffet. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hiç. Ama ben artık değiştim. Senin yalanlarına inanmıyorum artık. O eski saf İffet yok artık. Nil'den ayrıldım İffet. Bana yalan söyleme. Ben Nil'le fotoğraflarınızı gördüm. Ben bıktım artık senin bu oyunlarından, yalanlarından. Sıkıldım. Gidip polise her şeyi anlatacağım. Bana tecavüz ettiğini de söyleyeceğim. Sen de hapislerde sürüneceksin. Git kime söylüyorsan söyle İffet. Ben sensiz zaten yaşamıyorum. 30 yıl yatsam ne olur, 40 yıl yatsam ne olur? Sence ben korkuyor muyum? Gözlerimin içine bak da söyle. Sence ben korkuyor muyum İffet? Eğer beni affedeceksen git şimdi kime şikayet ediyorsan et. Gözlerimdeki nefret gidecekse... Bana eskisi gibi bakacaksan, şimdi git dur lan. Hatta ben gidip kendimi teslim alayım. Bırak beni. Ben seninle tek gün için 30 yılımı ver. Hem de hiç düşünmeden. Hatırlıyor musun? Bir ev vardı.
birlikte tutacaktık. Kafamı vermiştim. Hatırladın mı? Hani şu bana çocuğunu aldıracaksın dediğini. Hani şu bana seni sevmiyorum artık dediğini. Ben orada hapsoldum kaldım Cemil. İstesem de çıkamıyorum. Hep aynı hayat. Sen, ben, çocuğumuz. Nasıl olur da acaba diyor? Nasıl bir yaşamımız olurdu? Her gün duvarlarına çarpıp duruyorum Cemil. Ben orada kaldım işte. Merhaba. Merhaba abi. Anahtarları getirdim abi. Eyvallah. Buyur burada kap oranı. Hayırlı olsun. Neredesin sen bakayım? Daha ilk günden kaytarmaya başladım. Yok be Osman amca, ne kaytarması? Küçük bir işim vardı, onu hallettim. İyi. Ben şu güvercine bir bakayım. Sonra mutfağa gelirim, tavla oynarız, tamam? Güzel olmasını istedim Aliysa. Yüzümü gönlüne koysam, yemin tutsa kalbim, beni bilir miydin? Yok, olmuyor.
bitmiyor. Hiçbir yol yarılanmıyor. Uzadıkça uzuyor. Kal demiyor. Söz vermiş susuyor. Kelimeler düşmüyor. İçinde ne zaman konuşmak istersen ben buradayım. Konuşuruz Nil. Ben stüdyoya gidiyorum. Cemil, Aydın bugün izinli, sen götüreceksin beni. Hadi canım, hoşça kal. Bir dakika bile ayrılmak istemiyorum senden ama. Ben de senden canım. Hadi görüşürüz. Ahmet Bey'le bir şey konuşmam lazım. İffetlere gidiyoruz. İffetlere mi? Evet, sen onların evini biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim. Sen burada ha? Babam seni burada görürse ne olur biliyor musun? Çabuk git buradan. Hiçbir yere gitmem. Ya ne demek gitmem? Babam seni öldürür. Ali İhsan Bey'in yanında çalışıyorum. Ne diyeceğim adama? Ahmet amcanın beni görmemesi lazımdı. O yüzden arabayı bırakıp kaçtım mı diyeceğim. Ya ne yapacağım ben? Babam bunları öğrenirse dünyayı başımıza yıkar. O zaman git babana engel ol. Çıkmasın dışarı. Senden kurtulamayacak mıyız biz ha? Ya sen ne pis, ne uğursuz bir adamsın. Ayağına sağlık oğlum. İyi ki geldin, sağ olasın. Baba, en kısa zamanda bizi bekliyoruz. Ben İffet'le de konuşacağım. Bu dargınlık meselesini artık bitirelim, olur mu? Ali İhsan, iyi ki senin gibi damadım var. Allah senden razı olsun. Hadi yolun açık olsun. Baba sen çıkma dışarı. Hava soğuk, üşürsün. Kızım ben eski toprağım. Hem acı patlıcanı kırağa çalmaz, merak etme sen.
Teşekkürler. Ali'nin arabasında ne işi var? Sana dedim Nimet. Biliyorsan söyle. Şey baba. Cemil eniştemin yanında çalışıyormuş. Kimlik lütfen. Araçtan iner misiniz? Cemil Özdemir, araçtan in. Cemil Bey, kontağı kapatın ve lütfen araçtan aşağı in. Ellerinizi arabaya yaslayın lütfen. Bir üst araması yapacağız. Ne oluyor memur bey? Merkezde öğrenirsin. Gidelim. Buyurun. Cemil Bey lütfen. Buyurun. Gidelim. Buyurun. Bunu anlatmayacak mısınız? Birazdan öğrenirsin. Birazdan herhalde beni 20 yıl yatıracaksınız burada, öyle mi? Tamam, uzatma, geç. Vaktin olduğunda 2012 için yapılan planlara bakarsan daha iyi anlarsın. Yasemin, vaktin olduğunda değil. Bu konuyu en kısa zamanda incelemeni rica ediyorum. Geçmişte Gül'ün ve Emre'nin yaptığı her şeyi kontrol etmek zorundayız. Onlara güvenmem mümkün değil. Elbette Ali İhsan Bey. Efendim? Evet. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Cemil Bey'i tutuklamışlar. Öyle mi? Neden? Öğrenir öğrenmez geldim Cemil Bey. Endişelenecek bir şey yok. Emre Ünsal davasından tutuksuz yargılanma hükmünüz GBT'ye işlenmemiş. Bir yanlışlık olmuş delikanlı. Kusura bakma. Amirim çıkabilir miyiz? Tabii. Şirkete gidelim. Ali İhsan Bey seni görmek istiyor.